Sevgili dostlar, yeni bir siyer okumalarında sizlerle birlikteyiz. Siyer okumalarımız artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu dünyadaki hayatının son senesine doğru gelmiş bulunuyor. Geçen program heyetleri anlatmıştık. Heyetler senesi, Efendimizin vefatından önceki sene, heyetler senesi diye anılıyor. Siyer kaynaklarında, İslam tarihi kitaplarında, çünkü özellikle Mekke'nin fethinden, sonrasında Huneyn Savaşı'ndan, daha sonra Taif'in kuşatılması ama daha sonra da İslam'a teslim olması ve hele ki 30 bin kişilik bir orduyla Müslümanların Bizans'a karşı, Bizans'ın taarruzuna karşı Arabistan'ı, İslam yurdunu savunmak üzere Tebük'e kadar sefer yapmalarının ardından Arabistan'ın değişik bölgelerinden, her tarafından heyetlerin İslam'a gelmek üzere, İslam'ı seçtiklerini bildirmek üzere veya İslam hakkında bilgi almak üzere Medine'ye geldiklerini ve bu şekilde bütün Arabistan'ın Müslümanlaşması yolunda büyük bir aşama kaydedildiğini biliyoruz o sene içerisinde. Dolayısıyla heyetler yılı diye anılıyor ki bir önceki programımızda bir harita üzerinden bunu göstermiştik. Arabistan'ın her tarafından. Öyle ki bugünkü Suriye, Filistin, Ürdün hudutları içerisinde veya Irak hudutları içerisinde bulunan bölgeler de dahil olmak üzere Yarımada'nın her tarafından heyetler Medine'ye geliyorlar. Bu heyetlerin gelişi esnasında yaşanan önemli dersler, ibretlik, hadiseler de var ki bu programda onlar üzerinde de konuşacağız. Önümüzdeki hafta belki yine bunun üzerine konuşacağız. Sonra artık veda haccına doğru, veda haccından sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyadan vedasına doğru siyer okumalarımız ilerleyecek. Yani sözün kısası, siyer okumaları artık sona doğru yaklaşıyor. Ama heyetler gelir giderken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyadan vedasından önce peygamber ailesi içerisinde bir veda yaşanıyor. Peygamberimizin en küçük çocuğu, en küçük oğlu İbrahim henüz 16 veya 18 aylık, henüz daha süt emen bir bebek, bir çocuk iken 16 veya 18 aylık olduğu bir zamanda Hicretin 10. yılının Rebiülevvel ayı içerisinde hastalanıyor ve vefat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vefat dolayısıyla ziyade hüzünlendiğini, gözlerinden yaşlar aktığını biliyoruz. Hatta sahabiler soruyorlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabiler içerisinde yaşanan kayıplar. Annesi vefat etmiş, babası vefat etmiş, eşi vefat etmiş, çocuğu vefat etmiş veya kardeşi vefat etmiş. O ayrılığın, o kaybın hüznü içerisinde bazen elleriyle böyle feryat edenler, dilleriyle feryat edenler de söz konusu oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise elleriyle bağrını vurmalar, kendini yerden atmalar veya dilleriyle böyle acı ağıtlar yakmalar bu noktada sahabileri uyarmış durumda. Defalarca bu yaşanmış. Kendisinin ise oğlunun vefatı üzerine gözlerinden yani yaşlar geldiğini, hüngür hüngür ağladığını görünce sahabiler, ya Resulullah diyor, siz halkı ağlamaktan men etmemiş miydiniz diye Abdurrahman İbni Af soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada ise o men ettiği ağlamanın işte kendinden geçerek, yani bağrını yırtarak ve adeta
isyan, Allah'tan gelen emre isyan manası taşıyan şekildeki bağırmalar, ağlamalar olduğunu ifade ediyor. Burası hissediyor, göz ağlar, kalp hüzünlenir buyuruyor Efendimiz. Fakat eliyle ve eline ve ağzına işaret ederek diyor ki biz elimizle bağrımızı yırtmıyoruz, isyan gibi haller, hareketler içerisine girmiyoruz. Dilimizle de isyankar sözler söylemiyoruz manasında bir ders veriyor. Neticede şu dünya hayatın içerisinde hepimiz bir kayıp yaşıyoruz. Sevdiklerimiz bu dünyadan ayrılıp gidiyorlar. Neticede Kur'an'ın sürekli ders verdiği üzere bu dünya fani dünya. Ebedi kalış yeri, ebedi kalacağımız yurt bu dünya değil. Dolayısıyla ya biz sevdiklerimizin ayrılıp gittiğini göreceğiz bu dünyadan veya onlar bizim gidişimizi, bizim vefatımızı görecekler. Bu ölüm hadiseleri karşısında mümine yakışan edep nedir? Bunun dersini. Öbür taraftan da fıtrattan kopup gelen o ayrılık karşısındaki hüznü yaşamak ama bunu kulluğun edebine uygun, kulluğun edebine yakışır bir şekilde yaşamak. Bunun yolunu, yordamını bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim'in vefatı hengamında bir kere daha müminlere gösterdiğini görüyoruz ki yine kaynaklar bu hengamda, bu ayrılık hüznüne karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl olan ahiret yurdudur. Bunu hatırlatarak, bunu hatırta tutarak ruhundan gelen o hüznü nasıl teskin ettiğini de bildiriyorlar. Ey İbrahim, son gidenimizin ilk gidenimize kavuşacağının ümidi olmasaydı, üzüntümüze nihayet olmazdı. Fakat yine de üzülüyoruz diyor Efendimiz. Bu şekilde de müminin ölüm karşısındaki hüznü, bir ayrılık hüznüdür, bir ayrılık acısıdır. Fakat bu yok olup gitmek, bir daha birbirine kavuşamamak şeklinde münkirin, inançsızın yaşadığı derin, dipsiz hüzün, dipsiz acı gibi de değildir. Neticede kavuşmak üzere bir ayrılıktır. Bu manayı da, bu hakikati de ders verdiğini bu süreç içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir ders, böyle bir ahlak verdiğini keza şöyle buyurduğunu Eyda, eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılıp gitmiştin. Fakat biz Allah'ın bize emrettiğini söyleriz. Biz Allah içiniz, Allah'ın kullarıyız ve ona dönücüleriz. Rabbül Alemin olan Allah'a hamd ederiz diye yine kulluğun edebi ve kulluğa yakışır teslimiyet içerisinde bir tavır sergilediğini, bize böyle bir durumda ne şekilde olmamız gerektiğinin dersini verdiğini yine öğreniyoruz. İbrahim defnediliyor. Neticede cenaze namazı kılınıyor, defnediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Baki kabristanda, Medine'de Baki kabristanda Medine'ye hicret eden Müslümanlar içerisinde muhacir Müslümanlardan Medine'de vefat edenlerin ilki olan Osman bin Maz'un'un kabrinin yanına defnedilmesini arzu ettiğini, istediğini ve bu şekilde defnedildiğini yine kaynaklardan öğreniyoruz. Orada da Osman bin Maz'un'un haline, ahlakına, onun halinin, ahlakının Allah nezdinde ve Allah'ın peygamberi nezdinde makbul olduğuna, Osman bin Maz'un'da müminler için güzel bir örneklik bulunduğuna dair bir işaret olarak bunu görüyoruz. Oğlu İbrahim defnedildikten sonra
O hadisenin içerisinde de fin hengamında yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam siyer okumalarını hep vurguladığımız malum bir şey vardır. Asr-ı saadetin içinde küçük bir an, küçük bir olay, önemsiz deyip geçeceğimiz tek bir kare, tek bir sahne, tek bir enstantane yok diye. İşte bunun bir örneğini yine görüyoruz. Oğlu İbrahim defnedilmiş, kabre konulmuş, üzerine toprak atılmış. İnsanlar dağılmaya başlıyorlar. Öyle. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam elleriyle kabre atılmış toprakları düzeltiyor, belli bir şekil veriyor. Taş, topaç onları ayırıyor, düzenli bir şekilde kenara bırakıyor ve bunu yaparak bir defin de olsa, ki daha önce farklı olaylarda bunun örneğini görecektik, hadis kaynaklarında belirtilen, hadis kaynaklarında zikredilen, rivayet edilen sözlerinden biridir Efendimiz aleyhissalatü vesselamın. Allah her işte ihsanı, yani işini güzel yapmayı, güzel eylemeyi farz kılmıştır buyuruyor Efendimiz bir hadisinde. Öyle ki işte bir defin anı, vefat eden biri, onun defnedilmesi üzerine toprak serpilmesi ve toprakla örtülmesi, orada dahi bunun bir örneğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize gösteriyor. Mezarını, mezarın üzerindeki toprakları düzenliyor, düzeltiyor ve bunu yaparken ashabına da diyor ki, sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu güzel bir şekilde, içe sinecek biçimde yapsın diyor. Ondan sonra şu hadise, ilk bu vefat eden, gömülmüş olan, o kabre gömülmüş olan için bir anlam ifade ediyor mu? Ona bir sevap veya bir günah getirecek bir durum mu? Hayır, değil. Fakat buyuruyor ki Efendimiz, bu diyor, mezardaki için bir sevap veya günaha konu olmaz. Ama o mezardakinin yakınları, akrabası için diyor, yani musibete uğrayanın gönlünü yatıştırır diye. Orada da evet, hayatın her anında kemal üzere olmak, hayatın her anında işini, vazifesini en doğru, en güzel şekilde yapma gayreti içerisinde olmak. Her şeyi en kamil surette yaratan alemler Rabbinin kulu olarak yaptığı her işte, bu bir vefat anında bir defin de olsa onu en güzel şekilde yapmak. Bu dersi de bu vesileyle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müminlere verdiğini görüyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın oğlunun vefatı gününde bir hadise daha yaşanıyor sevgili dostlar. Güneş tutulması hadisesi yaşanıyor. O gün defnin olduğu gün. Bunun üzerine bazıları İbrahim'in ölümü üzerine güneş tutulduğu gibi sözler söylüyorlar. Orada da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın böyle bir söz üştünce, peygamberin oğlu vefat etti, bunun üzerine güneş tutuldu şeklinde bazılarının konuştuğunu öğrenince buyuruyor ki Efendimiz, ey insanlar, şüphe yok ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Allah'ın varlığının, birliğinin delillerinden iki delildir ki bunlar diyor hiçbir kimsenin ne hayatı ne de vefatı için tutulurlar. Onları gördüğünüzde diyor, güneş tutulması veya ay tutulması gördüğünüzde o tutulma bitinceye kadar Allah'a dua edin ve namaz kılın. Burada da bir kula yakışır şekilde yaşanan hadiselere tevhid nazarıyla bakma dersini Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğunu öğreniyoruz. Heyetler yılı demiştik. Oğlu İbrahim'in vefat ettiği o süreçte de heyetler yine
Medine'ye gitmeye ve Medine'den dönmeye devam ediyorlar. Arabistan'ın her tarafından heyetler söz konusu. Diğer taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın heyet göndermemiş bazı bölgelere ve bazı kabilelere mektuplar gönderdiğini veya davetçi elçiler gönderdiğini de zikretmiştik daha önceki programımızda. İşte onlardan biri Beni Harise heyeti, Halid bin Velid kendilerine gönderilmişti. Onlar Halid bin Velid'le birlikte Beni Haris içerisinden 7 kişi kavmi adına bir elçi olarak kavminin İslam'ı seçtiğini bildirmek ve kendilerine düşen neyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavimler adına biatlarını ifade edip Peygamberimizin kendilerine düşen konusundaki talimatlarını almak üzere Medine'ye geliyorlar. Burada manidar bir şey yaşanıyor. O heyetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyaloglarında Beni Haris heyeti kendileri cahiliye dönemindeyken de değişik topluluklarla gerilimler yaşanmışlar. Bu gerilimler bazen bir çatışma, savaş haline de dönmüş. Ama bu Beni Haris heyeti bu gerilimler, bu çatışma, kavga, savaşlarda o güne kadar hiç bir yenilgi yaşamamış. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan yani sohbetleri hengamında Ya Resulallah diyorlar, biz kimseye mağlup olmuş değiliz diyorlar. Efendimiz onlara söylüyor zaten. Siz diyor neyle bu özellikleriyle bilinen bir kavim, bir kabile. Peygamberimiz onlara soruyor. Siz cahiliye çağında diyor, o cahiliyede mücadele ettiğiniz kimselere, topluluklara neyle galip geldiniz diye sorunca onlar evet ya Resulallah diyorlar. Biz kimseye mağlup olmadık bugüne kadar. Peygamberimiz diyor peki nasıl galip gelirdiniz onlara karşı deyince onlar bütün zamanlarda bütün müminler dahası bütün insanlar için kulaklara küpe olması gereken bir tecrübe aktarıyorlar. Diyor ki Beni Haris heyeti evet ya Resulallah biz kiminle çarpışsak galip gelirdik. Çünkü fazla konuşmaz, zillet göstermez, savurganlık da etmez, birbirimize karşı kıskançlık yapmaz, birbirimize yardımı kesmez, savaş ve zorluk zamanlarında zorluklara katlanırdık, daima toplu halde bulunur, gücümüzü dağıtmazdık, hiç kimseye karşı da haksızlığı başlatan topluluk olmazdık diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu cevabından bir hayat dersi niteliğindeki bu cevabından onların çok memnun oluyor ve doğru söylediniz diye onları tasdik ediyor kaynakların aktardığı üzere. Yine burada siyer kaynakları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değişik kişiler veya topluluklar hakkındaki gelen elçiler veya onlara gönderilen mektuplar, onlarla ilgili bir dizi ismi burada zikrediyor. Bu isimler içerisinde ise bir ismin münhasıran bir önemi var. Adi bin Hatim. Aslen Yemenli olup daha sonra Arabistan ve Irak, Ürdün arasındaki geniş bir bölgeye yayılmış durumdaki büyük bir kavim, Tay kabilesi. Ki Tay kabilesi üzerine gönderilen sefer, Tay kabilesinin Müslüman oluşu, bunu daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Ama kabilenin reisi durumdaki Adi bin Hatim, onun Hristiyan diyarına, o şartlarda Şam tarafına doğru kaçtığını da söylemiştik. Kız kardeşi Seffane
Müslüman oluyor kavminden diğer isimlerle birlikte. Adi bin Hatim'e de kavmi tarafından haber ulaşıyor. Medine'ye gelmesi ve Müslüman olması daveti geliyor. Kendisine Adi bin Hatim, şunu da tekrar ifade edeyim, Tay kabilesinin büyük ve geniş, şöhretli bir kabile olduğunu söyledik. Ayrıca İslam klasiklerinde de karşımıza çıkan cömertliğiyle, meşhur cömertliğiyle zikredilen bir isim vardır. Cahiliye döneminden bir isim. Hatem-i Tâi. Hatem-i Tâi'nin oğlu işte. Adi bin Hatim, o Hatim'in oğlu. Babasından sonra kavminin reisi olmuş. Bu büyük bir kabile, geniş bir kabile olduğu için Hatem-i Tâi'nin diğer taraftan Kisralar, Kayserler ve başkaları, yani Bizans kral, Kayseri, Bizans İmparatoru, Sasani kralı, başka civardaki küçük krallıklar, bütün bunlarla da bir teması var. Dolayısıyla değişik krallar, imparatorlar görmüş bir isim olarak Hatem Medine'ye geldiğinde gördüğü manzaralar karşısında onun ciddi bir şaşkınlık ve hayret yaşadığını görüyoruz. Kendisi kaynaklarında zikrettiği üzere bunu aktarıyor. Diyor, onun yanına gittiğimde akrabasının, çocuklarının vesaire de yanında olduğunu görünce anladım ki diyor, burada ne Kisra'nın yani İran Acem Şahı'nın ne Kayser'in yani Bizans hükümdarının saltanatı söz konusu. Orada bir saltanat meselesi, saltanat mücadelesi olmadığını anladım. Çünkü oralarda tahtlar var, tahtlar da işte krallar kendi başlarına duruyorlar. Aile efradı vesaire onlar başka saraylarda ve sarayın başka bölümlerinde bir şaşa, bir saltanat içerisinde onlar öyle gözükmüyorlar. Fakat böyle bir manzara işte çocuklarıyla, akrabasıyla beraber bir yerde oturan veya mescidinde bulunan bir peygamber manzarası. Yani burada bu mesele evet bir saltanat meselesi değil, bir dünya hakimiyeti meselesi değil. Buna dair bir ders alıyor Hatem-i Tâi, gördü bu ilk manzara karşısında. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kalkıp diyor, ayağa kalkıp beni görünce beni evine götürdü diyor. Evine götürürken de diyor yolda zayıf, yaşlı bir kadına rastladı. Kadının yanında küçük bir çocuk da bulunuyordu. Kadın Resulullah aleyhissalatü vesselama seslendi, durmasını söyledi. Bir şey söyleyeceğim, bir isteğimiz var diye. Durdu diyor, onları dinledi. Onların meselesini halletti. Ondan sonra geldi diyor yanıma beraber evine götürmek için. Dedim ki diyor, bu manzara karşısında ikinci defa teyit ediliyor aynı mesele ilk karşılaşmasından sonra. Dedim ki diyor, vallahi bu zat hükümdar değildir. Bunun meselesi bir hükümdarlık meselesi değil. Bu noktada bu iki manzara karşısında ikna olduğunu ifade ediyor Hatem. Ondan sonra da elimden tuttu diyor, beni evine götürüp evinden içeri girdi. Orada bir manzara daha. Elini diyor iki hurma lifinden doldurulmuş bir minder alıp bana uzattı ve buyur dedi. Onun üzerine oturmak üzere o minderi bana ikram etti diyor. Tek bir minder. Kendisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapacak? O yere oturacak. Hatem diyor ki Hatem'in oğlu Adi diyor ki dedim bunun üzerine hayır buyurun siz oturun dedim diyor. Resulullah diyor hayır sen oturacaksın. Misafir o çünkü. Oturdum diyor. O ise diyor kuru bir yere oturdu. Tekrar dedim ki bu bir hükümdarlık meselesi
değil. Neticede Hatem'in oğlu Adi gördü bu manzara karşısında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün mücahidesi ve Arabistan'ın her tarafında kendi kabilesi, Tay kabilesi dahil olmak üzere bütün kavimlere gönderdiği elçiler, ordular, bunların hepsi bir dünyalık devşirmek, bir ganimet toplamak, bir saltanat korumak meselesi değil. Evet, bu bir peygamberlik. İnsanlara hakka davet etmek, hakkı onlara ulaştırmak, onların hakka tabi olmasını, teslim olmasını sağlamak. Bütün bunların dersini bu manzaralar karşısında Adi bin Hatim alarak Müslüman oluyor. Saltanatlar görmüş biri olarak Medine'dekinin saltanat değil, Medine'de gördüğü manzaranın peygamberlik manzarası olduğu, risalet manzarası, nübüvvet manzarası olduğunu net bir şekilde idrak etmiş olarak onun İslam'ı seçtiğini yine görüyoruz manidar bir ders olarak. Değişik bölgeler İslam'ı seçmiş durumda. İslam'ı seçmiş o bölgelere hem yöneticiler gönderilmesi gerekiyor hem de artık onların kendi aralarındaki meseleler veya hepsini ilgilendiren konular. Onunla ilgili İslam'ın ölçülerine göre, Kur'an'ın emrettiği şekilde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği, öğrettiği, gösterdiği şekilde hükmedilmesi gerekiyor aralarındaki meselelerde. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı seçmiş olan o bölgelere valiler ve kadılar göndermeye başladığını yine o heyetler yılı içerisinde öğreniyoruz. Onlardan biri Muaz bin Cebel, Yemen'in bir bölgesine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i hem vali hem kadı olarak gönderiyor. Şunu da belirtelim ki Muaz bin Cebel Yemen tarafına vali ve kadı olarak gönderilirken yaşı 25'i ya bulmuş ya bulmamış durumda. Buradan da ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençti, yaşlıydı diye ayırmadan ehliyet ve liyakat. Yapacağı işin hakkını verebilir durumda mı? O işi yapabilir bir ehliyete, yeterliliğe, yeteneğe sahip mi? Bunu başka isimlerle ilgili olarak da görüyoruz ve göreceğiz. Daha önce Mekke'nin fethi sırasında Attab bin Esid'i henüz yine 21, 22, 23 yaşında bir genç iken Mekke'ye vali olarak tayin etmişti. Başka nice örnekleri de var. Burada da Muaz bin Cebel'i henüz genç bir sahabiyken ama evet, böyle bir idari görev ve böyle bir adli görev, fıkhi bir görev ki Muaz bin Cebel, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada dini bilmedeki yetkinliği noktasında övgüsüne, takdirine mazhar olmuş olan sahabilerden biri, genç yaşında onu Yemen bölgesine vali ve kadı olarak gönderdiğini görüyoruz ki çok anlatılan bir hadise yaşanır. Müslümanlar arasında çok anlatılan bir hadise. Onun gene liyakatini, Muaz'ın liyakatini, yeterliliğini ve muhakemesindeki tutarlılığı, sağlamlığı gösteren bir hadise. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a soruyor. Sana bir dava getirildiği zaman gittiğin yerde nasıl hükmedeceksin? Muaz diyor ki Allah'ın kitabına göre hükmederim. Eğer diyor Allah'ın kitabında dayanacağın açık bir hüküm yoksa ne yapacaksın diyor Efendimiz. Muaz bu defa diyor ki Allah'ın peygamberinin
sünnetine, ne yaptığına, o noktadaki hükümlerine göre hüküm veririm diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ya Allah'ın peygamberinin sünnetinde bir hüküm bulamazsan ne yaparsın? Muaz bin Cebel o zannediyor. Kur'an'dan, Allah'ın kitabından ve Allah'ın peygamberinin sünnetinden aldığı ölçülere, derse göre içtihad edeceğini söylüyor. O zaman içtihad eder, o şekilde hüküm veririm diye. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Muaz'ın bu sıralı cevabından çok memnun olarak dua ediyor Muaz için, şükrediyor, diyor ki şükürler olsun o Allah'a ki Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın hoşnut olacağı şeye muvaffak kıldı diyor. Başkaca tavsiyeleri de var Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Muaz bin Cebel'i. Mesela zekat toplanacak bulunan bölgede her sene fakirin hakkı olarak belli bir miktarın üstünde zenginliğe sahip olanlardan zekat toplanacak. Siz zekat toplanma sürecini idare ederken Muaz'a diyor ki Peygamberimiz sakın malların en kıymetlilerini alma. Zekat malı alınırken mazlumun duasından sakın, çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur buyuruyor. Keza ey Muaz diyor, ne halde ve nerede olursan ol Allah'tan kork. Günahın arkasından hemen sevabı yetiştir ki onu yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Allah için tevazu göster. Allah seni yükseltir. Sakın iyice bilmeden hüküm verme. Sana müşkil, karmaşık gelen bir iş olduğunda onu ehline sormaktan utanma diyor. Sor, araştır, ondan sonra içtihat et diyor. O zaman muhakkak ki Allah doğruluğuna göre seni muvaffak kılar diyor. Daha da karmaşık bir mesele, bir dava önüne gelirse diyor, o zaman diyor, gerçek sence belli oluncaya kadar sabret, bekle, acele karar verme yahut bana yaz diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu hususta keyfine göre hareket etmekten sakın buyuruyor. Keza yine o yönetici olarak tayin edildiğin kimselere karşı yumuşak davranmanı sana tavsiye ederim diyor. Diğer taraftan hüzünlü bir veçesi var bu ayrılığın. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Muaz'a, ey Muaz, hiç şüphesiz sen bu yılımdan sonra benimle buluşamayacaksın. Döndüğünde Medine'yi ne görecek Muaz? Belki diyor şu mescidime ve kabrime uğrayacaksın. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın vefatının yakın olduğunu ve şu andan sonra, şu ayrılış anından sonra bir daha dünya gözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı göremeyeceğini öğrenmenin hüznüyle hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muaz'ı teselli ediyor. Ayrıca Ebu Musa el-Eş'ari'nin ki kendisi Yemen asıllı ama Yemen'den Medine'ye hicret etmiş. Babası, amcası ve kavminden isimlerle birlikte muhacir bir sahabi. Mekke'nin fethinden daha önceki bir zamanda aile efradıyla birlikte Medine'ye hicret etmiş sahabilerden. Onun da Yemen'in bir başka bölgesinde ve pozisyon olarak Muaz daha üstte olmak üzere yine idari bir görev ve de aynı zamanda kadı olarak gönderildiğini kaynaklardan öğreniyoruz. İkisine birden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu bir tavsiye var. Ki bu tavsiye hepimizin bildiği, ümmet arasında, Müslümanlar arasında çok
bilinen zihinlere yerleşmiş olan hadislerden. Diyor ki her ikisine birden kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, ürkütmeyin, birbirinizle ve birbirinizle uyuşun, anlaşmazlığa düşmeyin buyuruyor. Başka heyetler var, gönderilenler var, gelenler var. Sevgili dostlar, heyetler yılı devam ediyor. Haftaya devam etmek üzere. Hayırla, huzurla kalın.